Katolik Yardım Grubu Aid to the Church in Need, Sahra Altı ve Doğu Afrika'da radikal örgütlerin varlığında endişe verici bir artış olduğunu belirttiği bir rapor yayınladı. Katolik Yardım Grubu Aid to the Church in Need, Sahra Altı ve Doğu Afrika'da radikal örgütlerin varlığında endişe verici bir artış olduğunu belgeleyen İnanç Özgürlüğü raporunu yayınladı. Aid to the Church in Need'den Marcela Szymański yayınlanan raporda, son iki yılda radikal gruplar Sahra Altı Afrika'daki varlıklarını güçlendirdi ve bölge 14 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren ve işbirliğinde bulunan iki düzineden fazla grup için sığınak haline geldi. Bu örgütlerin gelişimi endişe verici derecede kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşti. Liderlerinin desteklediği yerel suç çetelerinin saldırıları düzensiz ve keyfi olarak devam ediyor açıklamasında bulundu. Papalık Vakfı'nın 2021 Dünya'da Din Özgürlüğü raporu, 2018'de 2020 yılları arasında 196 ülkenin 3'te 1'inde din özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiğini ortaya koydu. İnanç temelli zulüm özellikle Nijerya, Mozambik, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Mali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer Afrika ülkelerinde daha da kötüleşti. Din özgürlüğü raporu otoriter hükümetler tarafından, özellikle Çin'de dini özgürlüğü ihlal eden yapay zeka ve yüz tanıma teknolojilerine dayalı gözetlemenin kullanımına dikkat çekti. Aid to the Church in Need, Hindistan, Myanmar, İran, Malezya ve Kuzey Kore dahil olmak üzere 26 ülkede zulüm, nefret suçları ve dini temelli şiddeti ortaya çıkardı.